Merhaba sevgili gençler, bu videomuzda amatör 3 testini çözüyoruz. Birinci soru. Px ve Qx eşit olduğuna göre MNR toplamı kaçtır? Yani polinom eşitliği yapacağız. Şimdi şöyle diyelim. Sol tarafta 8 var. Sağ tarafta M çarpı x üzeri n eksi 1 artı r artı 3 çarpı x artı 4 var. Bakın sol tarafta x'li bir terim yok. Yani şurada 0x var. O zaman x'in katsayısı 0 olacak. Yani r artı 3 eşittir 0 diyoruz. R eksi 3. Şimdi burada x'e bağlı bir terim yok. O zaman x'in derecesi ne olacak? 0 olacak. Yani n eksi 1 eşittir 0 dersek n eşittir 1 gelir. Ama bakın şurada n'in yerine 1 yazdığımda m çarpı x üzeri 0 olur. Yani bu da nedir? Şu 1 olduğuna göre m'dir. Burada bir de sabit olarak 4 vardı. Şunu götürelim. M artı 4 oluyor sabit. Bu neye eşitmiş? 8'e. M artı 4 eşittir 8. M eşittir 4. Bunların toplamını arıyoruz. Toplarsak 5 eksi 3'ten 2 bulmuş oluruz. Doğru cevap D şıkkı. Yani bu soruda şuradaki m'nin sabit kısmına gideceğini unutmayın. Geldik ikinci soruya. Px çarpı Qx eksi 1 çarpımının x artı 1 ile bölümünden kalan x artı 1'i 0'a eşitledik. X eksi 1 geldi. X'in yerine eksi 1 yazıyorum. P eksi 1 çarpı Q eksi 2 oldu. Bizden bunu istiyor. P eksi 1'i bulalım. P'de x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 4 eksi 2 artı 4. Buradan eksi 2 geldi. Q eksi 2'yi buluyorum. Eksi 2 yazdık. Eksi 16 artı 8 eksi 6 eksi 1. Yani eksi 8 eksi 14 eksi 15 geldi. Bunların çarpımı eksi 2 çarpı eksi 15'ten doğru cevap 30 oldu. Yani A şıkkı doğru şıkkımızdır. Böyle bir eşitlik verilmiş. Px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan eksi 3. X eksi 4'ü 0'a eşitledik. X 4 geldi. X yerine 4 yazıyorum. Yazdığım zaman P4 geliyor. Bunun ne olduğunu söylüyor? Eksi 3 olduğunu söylüyor. Bakın bu elimizde bilgi olarak var. X eksi 2 0'a eşitledik. X 2 geldi. Yerine yazdım Q2. Zaten bunu soruyor. Q2 kaçtır? Şimdi Q2'yi elde edebilmek için şöyle, hatta P4'ü kullanabilmek için neler yapmalıyız? Bunu düşünelim. Qx küp eksi 1 şeklinde söylemiş. X küp eksi 1 ne olsun istiyoruz? 2 olsun istiyoruz. O zaman x küp yerine ne yazmalıyım? 3. Bakın buna dikkat. X küp gördüğüm yere 3 yazacağım burada. Qx küp eksi 1. X küp gördüğüm yere 3 yazıyordum. 3 eksi 1 oldu. Eşittir P. X küp gördüğüm yere 3 yazıyordum. 3 artı 1 oldu. Çarpı x küpün küpüdür x üzeri 9. X üzeri 6 x küpün karesidir artı x küp artı 12 var. Şimdi düzenlersek burası Q2. Burası P4 çarpı x küp gördüğüm yere 3 yazdığımda 27 olur. Eksi 9 artı 3 artı 12. Ne oldu? 18, 30, 33. P4'te eksi 3. Burası 33. Eksi 3 çarpı 33. Q2 eksi 99 olarak bulunmuş oldu. Doğru cevap E şıkkıdır gençler. Bu polinomu veriliyor. X artı 3 ifadesi Px eksi 1 polinomunun bir çarpanıdır. X artı 3'ü 0'a eşitledim. X buradan eksi 3 geldi. Burada yerine yazdığımda bakın P eksi 4 geliyor. Bir çarpanıysa mesela 12'yi düşünelim. Çarpanı 3. 3'e bölündüğünde ne oluyor? Kalan 0 oluyor. O zaman bunun sonucu da ne olacak? 0 olacak. Çünkü kalan 0'dır çarpana böldüğümüzde. P eksi 4 0'ı kullanmamız lazım. X eksi 2'yi eksi 4'e eşitliyorum. X eşittir eksi 2 geliyor. Yani eksi 2 yazacağız yerine. Yazarsak P eksi 4. Eksi 2 yazdık. 16 artı 12 artı 4 artı a eşittir 0 olacakmış. 28 eksi 32 gelir. A buradan eksi 32 bulunmuş oldu. Doğru cevap E şıkkı oldu. Px polinomunun x kare eksi 9 ile bölümünden kalan 2x artı 5'tir. Px polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Px eşittir. Bölen ne? X kare artı 9. Bölüm polinomunu bilmiyoruz, ona qx diyelim. Kalan ne? 2x artı 5. Şimdi gençler dikkat. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan olarak yazdık. Bizden ne isteniyor? X artı 3 ile bölümünden kalan x artı 3'ü 0'a eşitledim. X eksi 3 geldi. X'in yerine eksi 3 yazdığımızda P eksi 3'ü aradığımızı görmüş oluruz. X'in yerine eksi 3 yazıyorum. Şurası artı 9 değil. Pardon, burası eksi 9. X yerine eksi 3 yazıyorum. Yazarsak 9 eksi 9 çarpı qx eksi 6 artı 5. Bakın burası 0 geldi. O zaman bu gider. Eksi 6 artı 5'ten eksi 1 gelir. P eksi 3 eksi 1 geldi. Doğru cevap C şıkkı oldu. Baş katsayısı pozitif olmak üzere bu eşitliği sağlayan Px polinomu hangisidir? Şimdi iki polinomu çarpıyor. Aynı dereceli iki polinomun ikinci dereceden bir polinom elde ediyor. O zaman bu polinom birinci derecedendir ki çarptığım zaman aynı dereceli bir polinomla ikinci dereceden gelsin. Px ax artı b olarak tanımlayalım. Px eksi 2 ne olur? A çarpı x eksi 2 artı b olur. Yani ax eksi 2a artı b olur. Şimdi px artı 1 ne olur? X yerine x artı 1 yazıyorum. A çarpı x artı 1 artı b. ax artı a artı b oldu. Bunları çarparsak. Bakın ax eksi 2a artı b ile ax artı a artı b'yi çarpıyoruz. Ax çarpı ax a kare x kare olur. Ax çarpı a a kare x olur. Sonra ax çarpı b a b x olur. Biraz uzun. Eksi 2a çarpı ax eksi 2a kare x olur. Eksi 2 çarpı a eksi 2a kare olur. Eksi 2a çarpı b eksi 2ab olur. Son olarak b ile çarpıyoruz. B çarpı ax abx b çarpı ab artı b kare. Şimdi burayı düzenlersek x kareli olarak sadece a kare x kare var. Artı diyorum. X'li olarak a kare var. Şunlar gitti. Şu gitti daha doğrusu. A kare var. AB var. Eksi 2a kare var. Başka da eksi olarak AB var. Artı AB. Şu gitti. Sabit olarak eksi 2a kare var. Ondan sonra b kare var. Eksi 2a kare var. B kare var. Bir de eksi 2ab, ab daha eksi ab var. Eşittir ne olacak? 9x kare artı 3x eksi 20. Şimdi olay şu gençler. X karenin katsayısı neymiş? 9'muş. Burası 9. X'in katsayısı 3. Sabitin katsayısı eksi 20 olacak diyor. Şimdi buradan a kare eşittir 9. A eşittir 3 veya eksi 3 olur. Baş katsayısı pozitif dediğine göre a eşittir 3 diyeceğiz. Şurada a'nın yerine 3 yazıyoruz. Eksi 20'yi de kullanabilirsiniz. Fark etmez. 9 artı 3b eksi 18 artı 3b eşittir 3. 6b eksi 9 12. B de 2 oldu. Bakın a3 b2 burada px de yerine yazarsak ne bulmuş olduk? 3x artı 2. Yani doğru cevap C şıkkıdır. Hakan öğretmen polinomlar konusunda böyle bir polinom yazıp bunlara daha sonra öğrencilerine derecesi kaç olabilir diye soruyormuş kısaca böyle. Hangisini verdiği cevaplar doğrudur. Şimdi mesela derecemiz 0 olsun. Derece 0 olsun diyelim. Yani px eşittir c olsun. Yani sabit polinom olur 0 ise. Şimdi o zaman px eksi 4 ne olur? O da c olur. px artı 4 ne olur? O da c olur. Bunları topladığımda px neydi zaten? C'ydi. 2px yani 2 çarpı c eşittir c artı c. Veriyor mu bunu? Evet veriyor. 2c eşittir 2c oluyor. O zaman polinomun derecesi 0 olabilirmiş. Demek ki Esra'nın dediği doğru. Diğeri polinomumuzun derecesi 1 olsun. Derece 1 ise doğrusal bir polinom. Yani ax artı b diye yazabiliriz. Hızlıca yapalım. Px eksi 4 gençler ax eksi 4a artı b olur. Px artı 4 ax artı 4b artı b olur. Bakın bu ikisini topladığımda şunlar gidiyor. 2ax artı 2b geliyor. Hakikaten de bu px'in 2 katı bakın. 2ax artı 2b. O zaman birinci dereceden de olabilir. Yani k'nınki de doğru. Şimdi gelelim. Derece 2 ve sonrakiler için geçerli olacak mı diye bakalım. Kırmızıyla devam edelim. Derece 2 olsun. Yani px eşittir ax kare artı bx artı c. Şimdi p x artı 4'ü bulursak x eksi 4'ü. X yerine x eksi 4 yazıyorsunuz. O zaman a çarpı x kare eksi 8x artı 16 oluyor. B çarpı x eksi 4'ten bx eksi 4b oluyor. Artı c. Px artı 4'e bakalım. Bu ne olur? A x kare artı 8x artı 16 artı bx artı 4b artı c. Bakın bunları topladığımızda şöyle bir durum gerçekleşir. Şuradan 2ax kare gelir. Tamam. Şuradan 8ax eksi 8ax gider. Sonrasında buradan 2bx gelir. Eksi 4b artı 4b gitti. 16a 16a 32a artı 2c. Gelmiş oldu. Şunu da 2 ile çarptığımızda 2ax kare artı 2bx artı 2c geldi. Bakın tamam bunlar götürdü. Bunlar götürdü. 32a eşittir 2c geliyor. 2c'ler gitti. 32a eşittir 0. a eşittir 0 geliyor. A 0 geldiğinde bu ikinci dereceden bir polinom olamıyor. O zaman a eşittir 0 olması bunu bozuyor. Yani hiçbir zaman ikinci dereceden gelemiyor. 2'den fazla ötekilere de baktığımızda aynı şekilde birbirini götüreceğini görürüz. O zaman 2, 3, 4 ve devamı bu şekilde gerçekleşemez. Çünkü öyle olduğunda bakın en büyük dereceler hep gidecektir. Dolayısıyla Esra ve Kaan'ın dediği doğrudur. Yani doğru cevap B şıkkı olur. Şarjımızı takıp devam edelim. 8. sorudayız. N büyüktür 2 ve n eleman doğal sayı olmak üzere px polinomu x eksi 2 ile tam bölünebildiğine göre bunu 0'a eşitledim. X buradan 2 geldi. X yerine 2 yazdığımızda bu 0 olacakmış. Tam bölünüyor çünkü. X yerine 2 yazıyorum. 2 üzeri n eksi 2 artı 2 üzeri n artı 2 üzeri n eksi 1 eksi 7 çarpı 2 üzeri 6. Bunun 0 olması gerekiyor. Şimdi burada şuraya 2 üzeri n parantezini alırsak 2 üzeri eksi 2 artı 1 artı 2 üzeri eksi 1. Bunu da diğer tarafa atalım. 7 çarpı 2 üzeri 6 gelir. Bakın 2 üzeri n çarpı diyelim. 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 artı 1 artı 1 bölü 2. Eşittir 7 çarpı 2 üzeri 6 diyor. Burada payda eşitlersek. Bunu 1, bunu 4, bunu 2 ile. O zaman yukarısı 7 oldu. Aşağısı 4 oldu. 7 bölü 4 eşittir. 7 çarpı 2 üzeri 6. 7'ler gitti. O zaman 2 üzeri n. 4'ü de çarpım olarak atalım. 2 üzeri 6. 4 2'nin karesidir. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 6, 2 üzeri 8 gelir. Bu neye eşit olacak? 2 üzeri n. Dolayısıyla n buradan 8 bulunmuş olur. Doğru cevap D şıkkıdır. Px bir polinomdur. Px, px kare. Karesini alınca ikinci dereceden gelmiş. O zaman px birinci derecedendir. Yani px eşittir ax artı b'dir. Px kare ne olur bu durumda? Ax kare artı b. Bunları toplarsak gençler. Ax kare artı ax artı 2b gelir. Bu da neye eşit olacakmış? 2x kare artı 2x eksi 6'ya. Ax kare 2x kare eşitse a 2'dir. Ax 2x eşitse zaten bu da a'nın 2 geldiğini söyler. 2b eksi 6'ya eşitmiş. 2b eksi 6'ya eşitse b de eksi 3'tür. Bakın b'yi eksi 3, a'yı 2 bulduk. Burada yerine yazarsak 2x eksi 3 gelmiş olur. Px polinomu 2x eksi 3'tür. Doğru cevap C şıkkı oldu. P1 kaçtır diye soruyor. Gene biz burada px'i bulalım. Çünkü iki aynı dereceden polinom toplanmış. Birinci dereceden gelmiş. O zaman px birinci derecedendir. Ax artı b olsun diyelim. Px eksi 1 ne oluyor? A çarpı x eksi 1 artı b'den ax eksi a artı b oluyor. P2x ne oluyor? X'in yerine 2x yazıyoruz. A çarpı 2x artı b'den 2ax artı b geliyor. Bunları toplarsak 3ax eksi a artı 2b gelmiş olur. Neye eşit olacak bu? 9x artı 7'ye. Şimdi aynı dereceli terimlerin katsayıları eşit olacak. 3a 9'a eşit olacak. A buradan 3 gelir. Eksi a artı 2b 7'ye eşit olacak. A 3'tü. Burası eksi 3 oldu. Diğer tarafa attık 10. B 5 geldi. Bakın a'nın yerine 2, b'nin yerine 5 yazarsak px 2x artı 5 polinomudur. O halde p1 x yerine 1 yazdığımızda 2 artı 5'ten 7 bulunur. Doğru cevap C şıkkı. Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 17. x eksi 3'ü 0 eşitledim. x 3 geldi. Yerine yazdığımda p3'ün 17 olacağını söylüyor. Kalan 17'den küçük pozitif bir tam sayı olduğuna göre diyor. p3 o zaman 17'den küçük, daha doğrusu şöyle yazalım. p3 küçüktür 17 diyor. Pozitif bir tam sayı diyor. Pozitif bir tam sayı diyorsa sıfırdan büyük diyor. Şimdi elimizde şu var gençler. En doğal sayısını alabileceği değerlerin toplamı p3. İçeriye 3 yapmak için x yerine 1 yazarız. O zaman 4 eksi orası gider m çarpı 1 eksi 1'den artı 6m. Bakın bu 0 geldi. Zaten burası gitti. P3 neymiş? 4 artı 6n eşitmiş. Bunu burada yerine yazalım. 0 küçüktür 6n artı 4 küçüktür 17. Her tarafa eksi 4 ekliyorum. Eksi 4 6n 13. Her tarafı 6'ya bölüyorum. Eksi 4 bölü 6 n 13 bölü 6. Yani eksi 4 bölü 6 eksi 1 ile 0 arasında. O zaman 0 olur. 1 olur. 2 olur. Ama 13 bölü 6 2 tam 1 bölü 6 olduğuna göre 2'den büyük olamaz. Alabileceği değerlerin toplamı bunlardır. Toplamı da ne geldi? 3. Doğru cevap C şıkkı. Hakan Bey x artı 4 tane torununa eşit olarak x küp artı 7 x kare artı 12x TL parasına dağıtacaktır. Buna göre Hakan Bey'in bir torununun alacağı para. Şöyle düşünelim. Mesela Hakan Bey'in 5 torununa atıyorum 40 TL'yi dağıtacak. Bir torun kaç TL alır dediğinde 40'ı ne yaparız? 5'e böleriz ve 8 deriz. Yani böleriz. Yani neyi böldük? Parayı torun sayısına böldük. Örnek bu. O zaman gene mantık aynı. Parayı yani x küp artı 7 x kare artı 12x'i torun sayısına yani x artı 4'e bölüyoruz. Yukarıya x parantezine alalım. x kare artı 7x artı 12 olur. Bölü x artı 4. Bunu çarpanlarına ayırırsak x 4 3 oldu. x çarpı x artı 4 çarpı x artı 3 bölü x artı 4. X artı 4'ler gitti. x çarpı x artı 3 kaldı. Bunu da çarparsak ne geliyor? X kare artı 3x geliyor. Yani bir tonun alacağı para x kare artı 3x'tir. Doğru cevap C şıkkı oldu. Ve böylelikle amatör testi 3'ün de sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.